Bir Anı Bir Hikaye Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 68. bölümü Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Evet, birinci Plevne Harbi'nin hatta zaferinin diyeyim ben kazanılmasının ardından şöyle bir 9 günlük bir hazırlık döneminden sonra ikinci plevne gelecek. İşte bu hazırlık döneminde neler yapıldığını anlatıyordu bu hatıraları yazan kimse ve kendisine verilen emirleri işte atları, arabaları götürüp bir yere teslim etti. Rus alayından kalan ganimetleri de askerlerinden korumaya çalışarak gene götürdü bir başka bir albay'a teslim etti. Sonra da Ali Bey isimli bir yüzbaşı ya çocuklar dedi bunlara Jack, Seymour ve von Herberte. Ya şurada çizgi plan işleri var. Bana yardım eder misiniz? Ederiz demişler. O da üst komutanları, tabur komutanı olan takibe eden izin almış. Bunlar da bir konağa yerleşmişler. Har har bu işle uğraşıyorlar. Yanımızda diyor biz iki genç mülazim, bir tabur katibi, yaşlı bir kol ağası bizimle çalışacaklardı. Mülazımlar o zamanki ordumuzun iftihar ettiği biricik istihkam bölüğündendi. Kol ağası bizim büronun şefiydi. İş başında oldukça sert olan bu adam, yemek sofrasında yumuşuyor ve dehşetli yemek yiyordu. resim, alet ve vasıtaları eksikti. Bayağı sıkıntı çekiyorduk. Çizeceğiz, yazacağız. Kıvrımlar, yuvarlaklar yok, alet yok. Yalnız iki pergelimiz, yarım bir cetvelimiz vardı. Lastiğimiz yoktu. Ali Bey bütün evlere, dükkanlar kapalıydı çünkü çarşı kapalıydı adamlar gönderdi. Bunlar birçok kağıt, kurşun, kalem, çokça mürekkep bulup getirdiler. Evlerden istiyorlar. Savaş bu efendim, şakası yok, savaş bu. Fakat pergel bulamamışlardı. E pergel de yetmiyor. Bir adam ya cahilliğinden ya da şaka olsun diye bir de avadanlık kutusunu getirmişti. Biz de burada bulduğumuz bir makası pergelyenle kullanmaya başladık. Akşamları kafi ışık olmadığı için gün battıktan sonra çalışamıyorduk. Akşam yemeklerimizi güzel bir bahçenin ağaçları altında yiyorduk. Jack'la ben konakladığımız yere dönünce bölüğümüzün oradan gittiğini gördük. Üç gün bitti. Üç günlüğüne izin alındıydı. Aa, geldik bölüğün olduğu yere. Bölük yok. Nerede bölük? Gitti. Burada bizim öteberimizi ve üzerinde yüzbaşının büyük bir güçlükle okuyabildiğimiz bir pusulasını, tezkeresini bulduk. Bölük komutanı Bölüğün yüzbaşı, o uyuklayan yüzbaşı, yanık bayıra gittiğini, bizim de Ali Bey'in yanındaki işimiz bitince oraya gelmemizi emrediyordu. Bunların eşyalarını toplatmış, bir torbaya koydurmuş, üstüne de bir pusula iliştirmiş, hadi Allah'a ısmarladık. Haberleşme. Ya ben seni cepten ararım sana bildiririm falan. Nerede ben bunlar? Onun için bu koca konak artık ikimizin demekti. İkişer kereveti yan yana getirip kendimize geniş, rahat yataklar yaptık. Ondan sonra kasabada şöyle bir dolaşmaya çıktık. Artık harbin uyandırdığı ilk dehşet ortadan kalktığı için kasabanın Türk yerleri hava almaya çıkmışlardı. Kadınlar peçeliydiler. Yalnız gözleri görünüyordu. Bulgarların çoğu kaçmıştı. Kalan Bulgarlarda evlerinden dışarı çıkmaya korkuyorlardı. Kafalarını uzatamıyorlardı. Çünkü ihanet ettiler birinci Plevne'de. de. Hiçbir Bulgar'ın Türk hatları içinden geçmesine müşir Gazi Osman Paşa izin vermiyordu. Asker olsun, sivil olsun. Geçen olursa hain sayılacağı ilan edildi. Plevne'de ticaret hayatı durmuştu. Hasta ve yaralı taşıyanlardan başka kimsenin bir iş gördüğü yoktu. Hiç. Bunların da işleri başlarından açmıştı hasta yaralı taşıyanlar. Sokaklarda fazla asker de yoktu. O günlerde kasabanın içinde yalnız bir tek tabur vardı. Atılan güllelerden de bir zarar gelmemişti şehre oraya. Osman Paşa'nın kazandığı ilk zaferden sonra ahaliye bir sükun, bir emniyet, bir güven gelmiş, eski korkuları geçmişti. Ya ilk e, saldırıda yenilmeyince insanlara bir cesaret ki ya Ruslar bizim plevnemize giremediler ya, bir ilçeye giremediler ya. Evet. Bizim buraya muhasaratımızdan, ulaşmamızdan 10 gün önce Kazakların hücumunu Arif Paşa püskürtünce burada Türk idaresi yeniden kuruldu. Ama tam oturması için birinci Plevne muharebesinden sonra başladı. Emniyet tam o zaman geldi. Asayi sağlandı. İstila ordularına çok sempati gösteren Yerli Hristiyanlar şimdi çok korkuyorlardı. Çok korkuyor. Ümitleri Ruslar gelip bizler ağa oluruz, bunlar kölemiz olur Türkler, Müslümanlar diyorlardı. Herhalde. Plevne'nin iki kilisesine aylarca hiç, hiç kimse gidip ibadet etmedi. Yasak mı edildi? Yok. Daha sonra bu binalar askerlerce işgal olundu. Kimse gitmeyince. Konaklamak için. E bizim kendi askerimiz Sultanahmet Camii'nde yatıp kalkmadı mı efendim? ikinci Dünya Harbi sırasında yani. Yatıp kalkmadı mı? Daha neler? Dolaşırken bizim yazıhanede çalışan birini gördük. Şehri dolaşıyorlar ya, rahatları yerinde. Gece iyi uyudular. Karınları tok, meyveler yiyorlar, etler yiyorlar, pilavlar yiyorlar. Onunla birlikte eve döndük. Türkler dinleri yasak ettiği için içki içmezlerdi. Jack bu yanımızda getirdiğimiz arkadaşa sabahki tayından kalan kahveden pişirip ikram etti. Ben de vidinden aldığım sigaralardan kalanını aramızda dağıttım, pay ettik. Gece yarısı bizim misafir bütün sokaklarda nöbetçiler dolaştığı için kendi karargahına gitmeye çekindi. Ne arıyorsun, ne ediyorsun, parola söyle, işareti söyle de, demektense, aşağıdaki odalardan birinde yatıp uyudu. Ertesi sabah ne mazeret uydurdu bilemem. Bundan sonraki iki günden, 22 ve 23 Temmuz, 29 Temmuz'a da bu hazırlıklar. Kısaca bahsedeyim. Konaktaki büromuzdaki işi 23 Temmuz'da ikindiye doğru bitirdik dedi ve 68. bölümün sonuna geldik. 69. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.